İstanbul'un gizemlerle dolu bir şehir olduğunu biliyorsunuz. Ayaklı Müze İstanbul'da her gün gerçekten gördüğümüz eserlerin arkasında yatan bir yığın gerçek ve gizem var. Bu gizemlerden biri de İstanbul'un tarihi semtlerinden olan Üsküdar'da karşımıza çıkıyor. İstanbul'a hatırı sayılır eserler bırakan Mimar Sinan'ın Boğaz'ın yanı başındaki önemli eserinin ilginç bir özelliği var. Şemsi Ahmet Paşa Camii olarak da bilinen bu eser halk arasında Kuşkonmaz Camii olarak anılıyor. Çünkü bu camiye kuş konmuyor. Mimar Sinan'ın ileri dehası ve İstanbul'un coğrafi şartları bir araya gelince ortaya ilginç bir eser çıkmış. Rivayete göre Sultan II. Selim ve Sultan 3. Murat'ın büyük vezirlerinden olan Şemsi Paşa, Mimar Sinan'dan kendi adına bir cami yaptırılmasını istemiş. Ve kuşlar cami ve etrafına konarak kuş pislikleriyle camiyi kirletmemeli diye bir ricada bulunmuş. Bunun ardından Mimar Sinan Üsküdar Harem sahil yolu üzerinde bu alana cami inşa etmiş ve kuşların konmamasını sağlamış. Peki bunu nasıl başarmıştı? Zekasıyla yüzyıllar boyunca ayakta kalan canlı eserler bırakan Mimar Sinan, bu eserinde yine ustalığını konuşturmuş. Caminin bulunduğu nokta Karadeniz ve Marmara Denizi'nden gelen sert rüzgarların Boğaz içindeki kesiştiği noktalardan birisidir. Bu özellikten istifade ederek minareyi kuşların rahatsız eden bir uğultu oluşacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu yüzden kuşlar hem rüzgarların etkisinden dolayı hem de çıkan yoğun uğultudan dolayı camiye konamazlar. Konsalar dahi uzun süreli kalamazlar.